Eyvah. Şimdi görmezden gelsem olmaz. Görsem selam versem. Of, medeni davran Elif. Bak, ay adam gülümsüyor. Hadi sen de gülümse hadi. Merhaba Elif. Nasılsın? İyiyim merhaba. Sen iyi değilsin tabii değil mi? Niye olmayayım ki? Hava güzel. Seninle karşılaşmışız. Benle karşılaştığına sevindin mi? Tabii ki. Yani ne bileyim böyle kalkınma planlarımla başını şişirdim. Sonra düşündüm yani özür dileyim telefon açıp falan diye ama neyse isabet oldu böyle yüz yüze geldik. Kusura bakma yani böyle hayat planına yok iş planına yiyeceğin tatlıya bile karıştım. Tatlı hariç diğerlerinde haklıydın. Yani işimi büyütmem atılım yapmam gerekiyordu. Sayende kafam açıldı. Benim sayemde. Evet. Eğer biraz vaktim varsa bir yerde oturup konuşabilir miyiz? Vaktim? Yani... Ne zamandır iş nereye gitmiyordu. Makineler de iyice eskimişti. Müşteriler birer birer kaçıyordu. Ya seninle konuştuktan sonra ortağım salonu devretmek istedi. Öyle mi? Kime? Yani kim olursa. İstanbul'dan bunalmış. Gidecekmiş. Ya payını birine satacaktı. Ben de senin söylediklerini düşündüm. Ve atılım yapmaya karar verdim. Ben dedim diye mi? Bunun için gerekli cesareti verdin diyelim. Sayende salonun tek başıma patronu oluyorum. Çok sevindim. Bir kuru tebrikle kurtulamazsın. Yani salonun dekorasyonunu baştan aşağı yenilemek istiyorum. Yardımına ihtiyacım var. Şey yaparım ben. Emel'le konuşurum. Yarın biz uğrarız dükkana bir bakarız. Ona göre bir çizim yaparız sana. Yarın mı? Daha erken olmaz mı? Nasıl yani? Emel sonra görse de olur. Yani öyle parlak fikirler var ki hakkında. Yani yarına kadar unuturum diye korkuyorum. Elif lütfen hemen gidelim. En azından bir mekana göz atarsın ha. Hadi. Yok yani gelemem torbalarım falan var. Torbalarını ben taşırım. Hadi. Yani modern bir havası olsun istiyorsun ama soğukta olmasın istiyorsun. Süper fikir aynen öyle. Yani tabii haklısın. Yani buraya gelen kadınlar kendilerini evde gibi hissetmek ister. Hatta daha fazla. Yani böyle etrafa ilk bakınca şey yapabiliriz. Canlı böyle toprak çiçekleri etrafa koyabiliriz. Evde gibi hissedebilir kadınlar. Bir de bu ışıklandırma fazla dükkan gibi böyle... Aa bu eski şeyler vardır ya duvar aplikleri onu... Ay duvar kağıdını da değiştirmek lazım. Şeyler var bir de ayaklı böyle aplikler. Onlardan da olabilir. Süper fikir. Vallahi o kadar heyecanlıyım ki bana kalsa hemen başlayalım derim ben. Ha? Kağıt kalem lazım mı yoksa böyle beyin cimnastiğine devam mı? Ben gideyim. Konuşuyorduk. Emel'e haber vermem lazım. Ben arayayım istersen onu. Elif bir daha ne zaman? Sen onu bunu boş ver de asıl haberler bende. Ben Semih'le karşılaştım. Tabii ki beni dinlemiş ve ortağından ayrılmış. Aklın yolu bir. Kendisi devam edecekmiş tek başına. O yüzden de dükkanı değiştirmek istiyormuş. Bizim yapmamızı istiyor. Ben bu uğradım. Biraz fikir alışverişinde bulunduk. Ama mesele şu. Sen ilgileneceksin ben değil. Aa, o niyeymiş o? Üstüme iyilik sağlık. Kızım adam senin lafını dinlemiş işte. Bir atılım yapmış. Sen şu halini bak... Emel, başa dönmeyelim. Bak beni sinirlendirme. Ya bir şey diyeceğim. Aslında doğru söylüyor. Elifciğim böyle kestirip atmasan en azından birbirinizi bir tanısanız. Gülşah sen de mi ya? Bana bak. Aynı yerdeyiz. Aynı konu dönmeye başladı. Bana geliyorlar sağdan sağdan ha. Kapatın şu konuyu. Zaten sinirim bozuk, şuursuz şuursuz gittim bir de adamla yemek yedim. Hiç bana yakışan işler değil bunlar. Yok efendim daha fazlası. Sen ilgileneceksin adamın dükkanıyla. O kadar. Ya Elif, ayol hiç düşünüyor musun şunu? Adam belki sırf senden hoşlandığı için yeniliyor orayı. Nereden biliyorsun? Yani senin bu inadın yüzünden koskoca işi kaçıracağız Elif. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Biz iki profesyoneliz ve sen benim ortağımsın. Yarın gideceğiz, biz o kuaför salonunun şeylerini, detaylarını, ölçülerini tıkır tıkır birlikte alacağız. İşte o kadar. Birazdan da arıyorum, Semih'e söylüyorum. Okey? Of, senin çeneni çekene kadar giderim. Bir yarım saat katlanırım daha iyi. Tamam. Ha şöyle, yola gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.